Yakup abi, ne olmuş bunlara böyle? Of. Hayırdır beyler? Paparazilik yerine savaş muhabirliği falan mı yaptınız? Bize yapılan saldırı açıkça basına yapılan saldırıdır Yakup. Makinamızı kırdılar. Az kalsın kemiklerimizi de kırıyorlardı. Ya bana basın basın deyip durmayın be. Siz basın mısınız kardeşim? Fısfısı basmaya gittik Yakup. Basmaya gittiğimize göre bir nevi basın sayılırız oğlum. Peki ne oldu? İsmail'in söylediği yere gittik. Gerçekten de sarışın bir bayanla el ele kol kola oradaydı. Şükrü makinayı ayarladı. Yakup sonra o zengin evli iş adamı var ya, tam flaşları patlatıyordu. Kim ulan bu evli iş adamı? Neyse Sonra bana gösterdi. Hakikaten oydu. Adam evli ama başka bir hatunla sarmaş dolaştı. Tabii bizim de birden gazetecilik damarımız kabardı. Fısfısı bırak dedim oğlum. Fısfısı bırak, adama yönel. Adama yönel ki bunu en az 10.000 liraya magazine satarız. Çekebildiniz mi abi? Tam çekiyordum. Önce ekran karardı. Sonra da gözüm. Tepeme itti yumruklar. Oh. Adamı korumaları bekliyormuş Yakup. Adamı bir güzel korudular. Sonra uzak doğu dövüş tekniklerini yakından inceleme fırsatımız oldu. Evet abi. Oldukça etkili can yakan stilleri varmış. Şimdi ne oldu? Şimdi yeni bir makine isteyeceğiz avukattan. Abi. Hı? Bu yara bere içinde artı masraf talep edelim mi? Talep mi? Sen manyak mısın oğlum? Edeceğiz tabii ki. Şükrü, çıkış neredeydi? Bu tarafta abi, gelin. Sen burada mıydın Yiğido? Çok üzüldüm Hüseyin abi, çok geçmiş olsun. Sağ ol Duygu, sağ ol. Mesleğin cilveleri işte, olacak. Olacak. Fotoğraf makinamızı da kırdılar avukat hanım. Yeni bir tane verirseniz bu sefer sorunsuz halledeceğiz meseleyi. Yeni bir tane mi? Üzerinize zimmetlediğim fotoğraf makinesini kırarak zimmet suçu işlediniz. Dava açıp iki katını almadığıma dua edin. Dava demeyin avukat hanım, dava demeyin. Bizim davayla işimiz olmaz. Tamam, zaten bu davayla da işiniz kalmadı. Ne yani? İsmail'in resimlerini çekmeyecek miyiz artık? Duygu neredeydi? Şu resim bulsana. Bir magazin sitesinde fotoğrafı var. Bakın bakalım. Dayak yerken görüntülerimiz mi düşmüş internete? Evet. Bakın arkada kim takılmış kareye. Hem de sarışın bir kızla sarmaş dolaş. Fısfıs İsmail. Artık ona donsuz İsmail de diyebilirsiniz. Bu görüntü sayesinde boşanma davasında donunu alacağım onun. Bu sayede biz de para almış olacağız değil mi avukat hanım? Bu fotoğrafı siz çekmiş olsaydınız haklıydınız. Ama herkese açık bir sitede bu fotoğraf. Ne demek şimdi bu? Biz dayak yemeseydik bu görüntüler çekilmezdi. Kırdığınız makine için dava açmamı istiyorsunuz herhalde. Dava mava istemiyoruz biz değil mi Hüseyin abi? Dava mı? Evet. Yok. Biz sadece müsaade istiyoruz. İyi günler. Bize müsaade. Ya şu sizi döven adamlara dava açmak istersen ara beni, ara. Ya arkadaş, bu sizin konuşmama haliniz sülalede kalırsal mı ya? Yok Hüseyin Uşağım ya. Moralim çok bozuk ya. Ondan konuşma. Anlat o zaman. Hayrola İsmail? Bir problem mi var? Uşaklar, ha bu benim hatunun avukatı var ya. Ya şeytan gibi bir şey. Bana değil ki senin donunu alacağım diye ya. Beni tehdit edeyim. Evet, öyle bir koleksiyon merakı var. Benim bugün buluştuğum hatunla çekilmiş resmim varmış elinde uşaklar. Gördün mü resmi sen? Görmedim onu. Mahkemede kullanacağım. Her şeyi vermeyi kabul et diye tehdit edeyim. Eder o.
Alır da vallahi. Korkulur o kadından. Benim anlamadığım uşaklar, bugün orada hatunla buluşacağımı bir siz biliydiniz, bir de aha hami. Vallahi haminin söylediğini sanmıyorum. Doğru. Tam parmak bastın Yakupcuğum. Bu söyleyemez çünkü konuşamayın. Peki nasıl oldu bu iş? Yakup, çay güzel olmuş Yakup. Ben de anlamadım uşağım. Siz de söylemediğinize göre demek ki peşime hafiye taktılar da. Kesin öyle bir şey olmuştur İsmail. Değil mi Hüseyin abi? Ya evet. Vay namussuz. Ben olsam o peşime takılanlara bir güzel küfür ederdim. Tam ben de öyle düşünüyorum uşağım. Artık sıra ona geldi da yapacak bir şey kalmadı. Buy benim peşime hafiye taktılar.